Ya çocuk yeniden itiraf ediyor, sen yanında yoksun Nedim. Sen nasıl iş yapıyorsun ya? Benim Zeynep Hanım'ın emniyete gittiğinden haberim yok. Ya keşke haber verseydiniz. Çocuk itirafını geri çekince ben de biraz dinlenmek için eve gittim. İyi halt ettin. Ne olacak şimdi? Kaç yıl yatacak bu çocuk? Daha bir şey olduğu yok. Süreç yeni başladı. Hakim çocuğun cezai ehliyeti olduğuna hükmetmiş. O yüzden içeri aldılar. Daha sir hazırlanacak. Sir ne ya? Sosyal inceleme raporu. Bir uzman gelip çocuğun ailesine, sosyal çevresine falan bakacak. Eğer bu araştırma sırasında herhangi bir psikolojik rahatsızlıktan şüphelenirse bir akıl hastanesinde heyet karşısına çıkmasını önerebilir. Benim önerim bu süreçte çocuğun akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürmek. Hastaneye sevk edilirse millet en azından çocuğum hasta falan diyor. Genetik falan diyorsun yani. Tamam ya. Tamam. Bunun üstüne gidelim. Çocuğa deli raporu aldıralım. Tamam. Peki. Heh. O iş bende. İyi. Sizinle konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Ölen çocuğun ailesiyle ilgili. Ne olmuş ailesine? Şimdi siz ekranlara çıktınız ya. Onlar da çıkabilirler. Biliyorsunuz şunla bunla insanlar yargı üstünde bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Hani toplum vicdanını harekete geçirmek için bu önemli. Bunlar böyle bir şey düşünebilir mi ya? Görmedin mi herifi? Eziğin önünde gideni. Daha kötü ya Turul Bey. Ben biraz araştırdım. Bunlar fakir fukara insanlar. Televizyoncular sever bu tipleri. Eğer ekran karşısına çıkmayı akıl ederlerse işte o zaman yandık. Biliyorsunuz bizim millet gündüz programlarında böyle şeyleri pembe dizi izler gibi izliyor. O zaman da devamlı gündemde kalıyor tabii. Eğer çocuğa rapor almak istiyorsak bu ailenin ortalığa çıkıp duygu sömürüsü yapmasını engellemeliyiz. Sen şimdi kesenin ağzını biraz aç diyorsun yani. Yani. Kan parası gibi bir şey mi? Tabii biz o kelimeleri kullanmayacağız. Şimdi gurur yapacakları tutar ters teper. Siz bana bir bütçe belirleyin. Konuşma işini ben halledeyim.